Merhabalar, Solaklar için iğne oyası ve örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir çiçekli tığ oyası modelim var arkadaşlar. Modelim şöyle güzel çiçeklerimizden oluşuyor. İki renkten oluşuyor. Zeminimi de yeşil tonuyla oluştum. Ama modellerimi rengarenk de yapabilirsiniz. Ben iki renk dedim ama bir renk tonu daha kullanacağım. Şöyle bir renk tonu daha vardı. Az kalmış ama onu da bir değerlendireyim dedim. Ama beyazlarım sabit kalacak. Renk olarak iki renk dediğim bir bu rengimi kullanacağım, bir de diğer rengimi kullanacağım. Modelim bu şekilde. Hadi başlayalım bakalım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için bildirimlerimi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Modelimi ilk önce tıbatlarımı iki zincir çekerekten yaptım. Şimdi çimen oyumuzu yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi tabii bu örnek olduğu için aradaki mesafeyi az koyuyorum ama siz şimdi şu an 10 tane yapacağım. Daha da geniş arasında yapmak isterseniz de daha fazla bu çimenlerinizden yapabilirsiniz. İlk başta başlarken tülbentinizi şöyle 7 tane çimen yaparsanız yani daha oyası da tam şöyle kısımlarda değil de biraz daha geriden olmuş olur. Baştan 7 tane yaparsınız. Geri kalanları da 10 tane ya da artı daha fazlaları da olabilir. Şimdi çimenimize geçelim. Geçmeden önce kaç tane yapmışım ben ona bakayım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışız. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Bir zincirimi çektim. Hemen tığ battının içine giriyorum. Hiç başını falan almadan sık iğne olarak şu şekilde girdim. Buraya 4 tane zincir çekiyorum. Ve hemen bu sık iğnemin içine giriyorum. Çimenim bu şekilde. Tekrar bir zincir. Sıradaki tığ battıya batıyorum. Birleştirdim. Ve 4 zincir çekiyorum. Pırpırını yapıyoruz üstüne. Yine aynı şöyle hemen aradan giriyorum. Şimdi biraz daha esneterek göstereyim. Tekrar bir zincir. Hemen sıradaki tığ battıya hiç başını almadan batıyorum. Ve çıkıyoruz. Buradan 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Hemen tığ battığımızın arka kısmından şöyle bir zincir çekmiştik. Şu şekilde. Aradan giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Batıyorum. Hemen sıradakine. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekip devam ediyoruz. Şu şekilde. Şimdi kaç olmuş oldu? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmuş. Bir tanecik daha yapalım. Bir zincir çekerekten. Bir zincir çektik. Başını almıyoruz. Ben şaşırdım. Hemen sık iğnemizi yapıyoruz. 4 tane zincirimizi çekip dibinden batıyoruz. Sık iğnemizin arka kısmını alarak. 10 tane yaptık. Tekrar bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu 10 tane oldu arkadaşlar. 4, 6, 8, 10. 10 taneyi tekrar yine sayayım. Şimdi 1, 2 tane zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Şu şekilde battım. Buradan şimdi 10 tane, 7 tane zincir çekiyorum. 1 oldu. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 zincir çekip arkası şöyle tersini döndürüyorum ve 3. bakın 1, 2, 3. pırpırımızdan batıyorum. Üçüncü pırpırımızdan battım. Şu şekilde. Şöyle bir halka oluşturmuş olduk. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Geri dönüşü yapıyorum. Ön yüzüne dönmüş oldum modelimin. Başını 2 kere doluyorum. Ve bu 7 zincir çektiğimiz içine giriyoruz. Şöyle önce 1, sonra 2, 2 ve 2 led trabzanlarımızı yapıyoruz. Tepesine 1, 2, 3, 5 tane zincir çekiyorum. Hemen boşluğa arasına giriyorum. Şunları yapıyoruz arkadaşlarım. Şu 4 tane bir uzun uzun şeylerimiz vardı. Çimenlerimiz. Onları yapacağız. Evet, 5 tane zincir çektik, battık. Şimdi bu araya 5 tane sık iğne yapıyoruz. Birinciyi yapmış oldum. 2 3. Şimdi şöyle yapalım da net olsun. 3 4 5 tane. Bir tanesi de bedenden alıyoruz. 6. Tekrar yine 1 2 3
Dört zincir çekti. İki kere başını dolayıp buraya üçlü trabzan yapıyoruz. Bir, iki, iki, iki. Dörtlü trabzan, pardon. Şöyle bir, iki, üç, dört, beş tane sık iğne zincir. Hemen boşluktan girip kapatıyorum. Buraya da beş tane sık iğnemizi gidiyoruz. Bir, iki oldu. Kapattığımızı beraber saydım. Üç, dört, beş. Bir tane de altına. Altı oldu. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Başını 2 kere doluyorum. Bir önce 1, sonra 2, 2, 2 de çıktık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen başını almadan devam ediyoruz. Bu arada yine sık iğnemizi yapıyoruz. 2, 3, 4, 5. 6. dibine. Şöyle 3 tanesini hazırlamış olduk. Bakın. Şimdi tekrar yine yapıyoruz. Şu ipimi biraz bollaştırdım. Tekrar yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çektik. 2 kere başını doluyoruz. Ve aynı yere yine 1, sonra 2, 2, 2 de çıktık. Bu şekilde. Şimdi buradan 3 tanesi hazır olmuş oldu. Dördüncümüz de arkadaşlar, dördüncümüz de hazır. Şimdi dördüncümüzü de şu kısmımızı yapacağız. Şimdi buradan 7 tane zincirimizi yine çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Geri dönüşü yapıyorum. Hemen bu pupurcuğumuzun tepesine batıyorum. Şu şekilde. Şurasını yapmış olduk. Yeşil kısmını. Şimdi buradan 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ön yüzüme dönüyorum. Şekil böyle. Şimdi buraya ikili trabzanlarımızdan 10 tane yapacağız arkadaşlar. Şimdi birincisini zincirde sayıyoruz. 1 oldu. Başını bir kere doluyorum. 2 ve 2 de çıkıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 taneyi tamamladık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 10 tane tamamlandı. 11 tane olacak. 11. de 1, 2, 3 tane zincir çekip, çünkü şu başta da 3 tane zincir çekerekten başlamıştık. 2 ya da 3 de çekebilirsiniz. 3 çektim. Aşağıya sık iğnenin başına almadan batıyoruz. Şöyle olmuş oldu. 10 tane ve 11. olmuş oldu. Burada şurada başını alaraktan yaptığımız trabzanımız vardı ya arkadaşlar. Bu araya da bir kere giriyoruz. Şu şekilde. Buraya da yine burada yaptığımız gibi 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi 2, 3, 4, 5. Bir tanesini de hemen şu bedenimizdeki 6'ya giriyoruz. 6. Bakın şu şekilde. İpi biraz daha bollaştırayım. Ve burada bir tane de tam dibinden bedenin şeyinde sık iğnemizi yapıyoruz. Modelimiz burada bitmiş oluyor. Şu şekilde ilk şeyini ayarlamış olduk. Şimdi yine tekrar bu çimenlerimizi yapıyoruz. Çimenlerimizi de yine şöyle bir zincirimizi çekiyoruz. Devam ediyoruz. Batıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Hemen dibine. Bir zincir batıyoruz. Sık iğne olarak. 2, 3, 4 zincir devam ediyoruz arkasına. Hemen arkasından bir zincir çektiğimiz yerine batıyoruz. Tekrar bir zincir. 3, 4. Hemen aradan giriyoruz. Bir zincir. Tekrar yapalım. 3, 4 zincir. Hemen aradan bir zincir. Çok kolay. Güzel bir model arkadaşlar. Böyle güzel bir model ararsanız bunu tavsiye ederim. Bir zincir. Şunu da yapalım. Modelimizi bitirelim. 4 zincir.
Evet. Şurada bezincirip aşağı inelim yine. Kalmasın tek olarak. Bezincir. Şimdi modelimizin zeminini alt sırasını tamamlamış olduk. Şu şekilde. Bakın. Şimdi beyazlarımızı yapalım. Sonra da diğer renk tonumuzu yapalım. Evet. Modelimi hazırladım. Beyazdan. Şimdi tığımı da sabitlemiş oldum. Şimdi bu iki tane halkamızın içine bir tanesine giriyorum arkadaşlar. Hemen bunu sabitledim. Şimdi buraya 5 tane 5 zincir çekerekten ve bu küçücük halkamızın içine giriyoruz. Bu tepelerine 5 tane zincir çekmiştik çünkü. 4, 5. Şöyle şimdi aradan alayım. Şimdi onu kesip yakacağım arkadaşlar. 4, 5. İki, dört. Bir tane daha yapıyoruz. Beş. Beş tane beş zincir çekerek böyle bir pırpırcığımızı tamamladık. Buraya bir iki tane zincir çekiyoruz. Hiç kesmeden direkt diğer ikinci bölümümüze geçiyoruz. Yine buraya da halkasının arasından giriyoruz. Başını almadan sabitliyoruz. Yine buraya da beş tane beş zincir çekerekten küçük pırpırlarımızı yapıyoruz. Oldu. Evet, bir tane daha yapalım. 5 tane 5 zincir çekerek pırpırımızı oluşturduk. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Beyazlarımız sabit. Burada istediğiniz renk tonları kullanabilirsiniz. Şimdi diğer rengimize geçeyim. İpimi de keseyim bu arada arkadaşlar. Evet. İpimi sabitliyorum şimdi. Farklı renk tonumu aldım. Şöyle bir zincirimi tamamladım. Şimdi buradaki tığ battılarımızın üzerine önce ipimizi şöyle başını bir kere doluyorum arkadaşlar. Hemen ilk baştaki zürafamızın tığ battılarımızın üzerine hemen aradan bir girdim. Şu şekilde. Önce 2, sonra 2. Şu şekil yapmış olduk. Buraya 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine. Bedeninden aldım. Şu şekil. Devam ediyoruz. Başını aldım. Bu şeylerimizi hep devam ettireceğiz. Trabzonlarımızın üzerlerine bataraktan toplamda 10 tane yapacağız. Şimdi 2 ve 2 de çıkıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Kapatıyoruz. Başını alıyoruz. Hiç arada zincir çekmek yok. Sırayı devam ettiriyoruz. 4 zincir. Aradaki hemen giriyoruz. Topluyoruz. Başını alıyoruz. Devam ediyoruz bu arada. 4. Başını alıyoruz. Bakın 2, 4, 6, 7 olmuş. Devam edelim. Şimdi 8 yapıyoruz. 5'ini alalım. 9 yapalım. 5'ini alıyoruz. Hemen son 10'uncuyu yapıyoruz. Böyle dibine batıyoruz. Onuncuyu da böyle topluyoruz. 4 tane zincir çekip kapatıyoruz. Şuradan tekrar sayayım. 2, 4, 6, 8, 10 tane. 10 taneydi. Tamamlamış olduk. Şimdi bu arada bir ikinci
Çimenimizden sabitliyoruz. Birleştirdik. Bir tane de zincir çekiyoruz arkadaşlar ki şey olsun diye. Şimdi modelimiz şu gelişik bir de arkaya saklayayım. Şimdi keseceğim onu da. Bakın modelimiz bu şekilde. Arada ki 4-5 tane arada kalmış oluyor. Yani siz bunu isterseniz hani biraz böyle çok sıkışık olmasın da daha geniş olsun derseniz bu arasını 10 değil de daha fazla yaparsınız. Ama bu 10 tane arada da 5'er tane kalmış oluyor ayarımızda. İplikleri temizleyip biraz ütü batıp hemen geliyorum. Evet, modelim bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere.